Uygulamalar ekranı sayfa 1-3. Ara. Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu dosya yöneticisini nasıl güncelleriz? Dosya yöneticisi nedir diye soran olursa, gerçi çoğu kişi biliyor ama belki soran olacaktır. Telefonun dosyalarım uygulaması. Hani şu müzik, fotoğraf, video, ses kayıtları, belgeler gibi ya da sentezleyici dosyaları gibi işlemleri yönettiğimiz, organize ettiğimiz uygulama. Dosya yöneticisini nasıl güncelleriz? Bunu yapmanın iki yolu var. 1. Galaxy Store'dan uygulama güncellemelerini kontrol etmek, ki hangi uygulamanın güncellemesi varsa kapsamlı bir şekilde gösterir. 2. Dosya yöneticisinin ayarlar bölümüne girip hakkında bölümünden, dosyalarım hakkında bölümünden güncellemeleri kontrol etmek, ki bu sadece dosya yöneticisinin güncellemelerini gösterir ve güncelleme varsa yüklenir. Şimdi ben dosya yöneticisi üzerinden uygulamanın kendisini güncelleyeceğim. Açalım dosya yöneticisini. Dosyalarım. Ara, düğme, sayfa ayırıcı dışında. Evet. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Uzun basmak için iki kez dokunma ve basılı tutun. Dosya yöneticisini açtım. Diğer seçenekler yeni içerik mevcut düğme. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Uzun basmak için iki kez dokunma ve basılı tutun. Diğer seçenekler yeni içerik mevcut diyor. Basıyorum diğer seçeneklere. Pop-up pencere. Depolamayı analiz et listede. Çöp kutusu. Ayarlar yeni içerik mevcut. Ayarlar. Dosyaların ayarları. Yukarı gezinir düğme. Dosyaların ayarları. Bu başlangıçta da gösterir. Dosyalarımın yeni bir sürümü mevcut diye. Dosyalarım hakkında. Dosyalarım hakkında. Dosyalarım hakkında. Bölümünden de gösterir. Uygulama bilgileri. Şimdi başlangıca geri dönelim. Yeni bir dosyaların sürümü mevcut. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Güncelleyelim. Şimdi değil. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Şimdi değil'e basarsak güncelleme işlemini iptal etmiş oluruz. Başla. Başla diyoruz. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Basıyorum başla'ya. Beni şu an Galaxy Store'a yönlendiriyor. Store. Yukarı git düğme. Evet. Bakalım uygulamamızın Galaxy Store'daki adı neymiş? Samsung Mayfiles 935 MB 18 listede 8 öğe. Samsung Mayfiles. Şimdi güncelleyelim. Güncelle düğme liste dışında. Bu arada etkinleştirmek için iki kez dokunma. Arka plandan dosya yöneticisini kapatalım ki daha sonra herhangi bir sorun oluşmasın. Hem uygulama açık hem güncelleme yapılacak falan. Burayı kapatalım ki veri kaybı gibi ya da uygulamanın hatalı çalışması gibi sorunlara gebe olmasın bu yaptığımız işlem. Güncelleme bittikten sonra dosya yöneticisini yeniden açar. Yeni sürümde neler var bakarız. Güncelle düğme. Güncelle düğmesine basıyorum. Ve yukarı git düğme. Uygulama güncelleniyor şu anda. Güncelleme işlemi bittikten sonra burada aç düğmesi görünecektir büyük ihtimalle. Tıpkı Play Store'da olduğu gibi. Bu uygulama özellikle yani bu ve bunun gibi hizmetler nadiren güncelleme alan. Ancak güncelleme aldığı zaman da sağlam güncelleme alan, iyi güncellemeler alan hizmetler. Bakalım. Aç düğme. Evet aç diyor ama buradan açmayacağım ben bunu. Şimdi kapatacağım. Bir öğeden iki tanesi gösteriliyor. Evet şimdi dosya yöneticisine gireceğim.
Ve yeni bir içerik var mı? Yeni bir özellik ya da mevcut özelliklerde herhangi bir yeni geliştirme var mı? Ona bakacağım. Uygulamalı. O ne uyu ana ekranı, dosyaların. Giriyorum dosyalarıma. Dosyaları. Ara, düğme, diğer seçenekler, dahili Mesela depolama. şuradan dahili depolamaya girelim. Alarms 30 Mayıs 15. Alarms Android Archive Audiobox 3M0. Burası Dosya. genel olarak aynı. Şimdi ayarlarına bakalım. Diğer seç. Pop-up pencere. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim ben. Bazı insanlar güncellenen uygulamalarda yeni bir özellik göremediğini, o güncellemenin boşu boşuna yapıldığını söylerler ama aslında maalesef bu konuda yanılıyorlar. Çünkü güncelleme yapmak demek illa yeni bir özellik eklemek demek değil. Tabii ki genel olarak uygulama ve yazılım aynı zamanda hizmet güncellemelerinde güncellenen uygulamaya, yazılıma veya hizmete yeni fonksiyonlar eklenir. Eklenmelidir de zaten. Ancak bazı güncellemeler vardır. Yeni özellik eklemekten ziyade mevcutta var olan fonksiyonların hatalı çalışan kodlarını düzeltmeye yarar. Yani siz bir uygulamaya, bir hizmete, bir yazılıma güncelleme geldiğinde ve bunu yaptığınızda o güncellemeden sonra o uygulamada, hizmette veya yazılımda yeni bir özellik göremiyorsanız bu o güncellemenin boşu boşuna yapıldığı manasına gelmez. Sizlerin ve benim, daha doğrusu bizim gibi kullanıcıların göremediği, bilemediği, fark edemediği, göremeyeceği, bilemeyeceği, fark edemeyeceği, sadece geliştiricilerin anlayabileceği yazılım hatalarının düzeltilmiş olması anlamına geliyor. Yani yapılan hiçbir güncelleme boşu boşuna yapılmamıştır. Çöp kutusu, depolamayı analiz et. Çöp kutusu, ayarlar. Ayarlara girelim. Dosyaların ayarları, yukarı gezinir, düğme, dosyaların ayarları. Bakalım yenilik var mı? Özelleştirme, üst bilgi, dosyaların ana ekranı kişiselleştir. Dosya yönetimi, üst bilgi, çöp kutusu, silinen dosyaları ve klasörleri 30 gün süreyle tutun. İşaretli, kullanımda anahtar. Gizli sistem dosyalarını göster, işaretli değil, kullanımda değil, anahtar. Kişiselleştirme servisi, telefonunuzu kullanma yönteminize dayanan kişiselleştirilmiş içerik alın. ilkeraylildizoglu@gmail.com olarak oturum açıldı. Et, depolamayı analiz et, üst bilgi. Büyük dosya boyutu, 500 MB. Dosyaların hakkında. Evet. Dosyaların. Görünüşe göre yeni bir özellik yok. Ama tekrar söylüyorum, yeni bir özelliğin olmaması bu güncellemenin boşu boşuna yapılmış olduğu manasına gelmiyor. Geliştirici olmayanların göremediği, bilemediği bazı hataların ve bazı güvenlik açıklıklarının toparlanmış, düzeltilmiş olması anlamına geliyor. Apolerlec. Bir öğeden iki tanesi gösteriliyor. Apolerlec. Ultimate ekran ve kaydı sonlandır. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle.